İngilizlerin devletiyle bağlantıya çok dikkat ediyoruz. Yani konu burada dönüyor, başka bir şey yok. Ve Rumeli kullanılıyor. Mesela Fethullah Gülen hareketine Rumeli muazzam hakim durumda şu an. Zaten isimler de acayip. Mesela Herkül diyorlar. Herkül'ün. Herkül sürekli seri cinayet işleyen bir katil. Ve homoseksüel. Herkül. Yani tarihte öyle biliniyor. Ve önüne geleni öldüren ve psikopat bir katil Herkül. Ya sitenin adı niye Herkül koyuyorsun? Rumi Forum diye siteleri var. Ya Rumilik zaten adamlar bütün İngiltere'nin homoseksüeller Rumi'ye hayran. Bütün ateistler hayran. Allah düşmanları hayran. Senin ne işin var Rumi'yle ya? Bediüzzaman Said Nursi dururken. Ama tabii Konya'nın Rumisiyle İngiltere'nin Rumisi ayrı. Konya'nın Rumisi 5 vakit namazında mümin muttaki birisi olarak biliniyorlar. Ama İngiltere'nin Rumisi homoseksüelliği savunan, Darwinizmi savunan, Allah'ı inkar eden, kendinin Allah olduğunu iddia eden, İslam'ın bütün şeairini ortadan kaldıran bir mantık. Mesela takipçileri günümüzün Mevlana'sı diyorlar Fethullah Gülen'e. Ya başka örnek alacak adam bulamadın mı? Peygamberimizin yolunu sen anlat. Mesela Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'i Mevlana'ya benzetiyor. Bu insan 13. asra gitseydi Mevlana olurdu. Mevlana bugün gelseydi Fethullah Gülen olurdu diyor. Herkül homoseksüel olarak biliyor. Mesela Admetos, İfitos, Yufemamos, Alekatos, Abderus, Lalaos gibi erkeklerle ilişkiye girdiği anlatılıyor. Yani klasik homoseksüel. 3 çocuğunu ve karısını öldürdüğü anlatılıyor. Tanrılarla. Evet, kadın kılığında çalıştığı söyleniyor. Herkül'ün en iyi yaptığı işler ok atmak ve güreşmek. Fethullah Gülen de diyor bak şeyine güreşti onu yendi diyor. Genelkurmay Başkanı yine. Acılardan kurtulmak isteyen Herkül kendini ateşler atmış ve yanarak can vermiş. Yani Herkül'den başka isim bulamadınız mı ya? Müslüman kendine Herkül ismini takar mı? Yani nereye baksan bir anormallik.